Herkese merhaba. Nasıl giriyordum lan ben? Ha. Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalımın yeni bir videosu daha hoş geldiniz. Bu videomuzda konuğumuz artık neredeyse her hafta hacklendiği iddia edilen yemek sepetinde neler oluyor meselesi. Ya arkadaşlar ben bu konuda birkaç tane olayı merak ediyorum. Önce size bir özet geçeyim de. Biliyorsunuz işte bir 3-5 ay önce mi 8 ay önce mi ne yemek sepeti bir hacklenmişti. Bizim verilerimiz ortalığa saçılmıştı. Bu olayın akabinde bugün günümüzde yani bu videonun çekildiği çağ itibariyle tekrar böyle bir iddia ortaya atıldı. İddiayı ortaya atan hackerlar Mesut Çevik'e işte sanırım yine mail üzerinden ulaşıyorlar. İşte veriler elimizde şöyle böyle bir Nevzat Aydın'la aralarında diyalog mu simüle etmişler yoksa gerçekten öyle bir diyalog mu geçmiş onu bilmiyorum ama kim biliyor ne kadar para istiyorsunuz gibi sorulara cevap vermişler. Bu arada 200 bin euro istiyorlarmış bu verilerin güvenliği için. Neyse sonuç olarak arkadaşlar yeni bir iddia ile birlikte yine bizim yemek sepetinde yer alan güncel bilgilerimiz ortalığa saçılmış gibi duruyor. Hackerlar bu arada esas olarak bir de Twitter kullanıcısına ulaşıyorlar. Bu Twitter kullanıcısı da hackerların ellerindeki bilgiyi doğrulamak için onlardan bir teyit bilgi istiyor. Ve adama bildiğiniz açık adresini, evinin tarifini falan filan yolluyorlar. Sonuç olarak iddialara göre görünen o ki bizim ev adreslerimiz, cep telefonu numaralarımız ve bazı kredi kartlarının son 4 tanesi yeniden bir takım insanların eline geçmiş gibi bir iddia var. Hatta hackerlar Bitcoin istedikleri bu bilgilerin satış ilanlarını çeşitli forumlara açmaya başladılar bildiğim kadarıyla veya açmakla tehdit ediyorlar. Peki gelin şimdi tabii ki de işin uzmanına bir soralım. Gidelim Can'a. Diyelim ki ya sevgili Can bizim bu bilgiler neden bu kadar önemli? Gel bu konu hakkında bir konuşalım. Buyurun. Can tamam. Hoş geldin abi videomuza. Girizgahı kısa tutacağım abi çünkü çok komik olaylar yaşandı. Abi olamaz böyle bir şey ya. Ya buyur arkadaşlar abi, işte ses çıkışı sorunları falan filan birkaç şeyle uğraştık o açıdan kusura bakmayın ama siz bilmiyorsunuz tabii ki de bu durumları. Can direkt konuya giriyorum abi. Benim merak ettiğim bir şey var Can. Şimdi bir iddia var. Yemek sepetinin verileri çalındı, oldu bu oldu. İşte Nevzat Aydın'ın bu yüzden istifa ettiğini söyleyenler var falan filan. Neyse. Abi benim ilk sorum şu ya sana. Bizim bu kişisel bilgilerimiz Deep Web'de neden para ediyor? Nerede satılıyor? Bunları kim alıyor abi? Bro o Deep Web değil Dark Web'dir. Deep Web olsa duramazdım bir kere. Ay, eyvallah. Bu bir. Eyvallah. bu bir. İkincisi abi neyin çalındığıyla alakalı bu mevzu tamam mı? Yani bizim verilerimiz çalındı deyip olaya girmek değil de hani ne? Bu veriler tanımlanması gerekiyor. Mesela kullanıcı adın, ismin, cismin, e-mail adresin, kredi kartı bilgin. Bu bilgiler çalındı diyelim. P2 dediğimiz bilgiler tamam mı? Kişisel olarak tanımlanabilir veriler çalındı. Bu kimlik kopyalanması tamam mı? Adına kredi çıkartma. İşte vergi şeylerinde ödemeler bilmem neler, sahte ödemeler gösterme. Ticaret, ithalat, ihracat işlerinde kullanılması. Ondan sonra üstüne bir şeyler alınması. Tamam mı? Böyle şeyler olabilir. Onun dışında sana oltalama saldırısında kullanılabilir. Yani senin bilgilerin bilmem nelerin her şeyin olduğu için sana özel oltalama saldırısı yapılmada kullanılabilir. Daha üst seviye bir saldırıda kullanılabilir. Onun dışında şantaj için kullanılır. Hani bir şey diyebilir senin bu miyim? Bilgilerin oldu bilmem ne falan diye. Evet abi. Bu anekdotu anlatabilir miyim öncelikle? Arkadaşlar Can bundan yaklaşık bir yıla yakın önce bana dedi ki şu şifreni değiştir deyip şifreni gönderdi arkadaşlar. Ama öyle. Öyle. Daha sonra abi ben o maili de aslında göstermem. Çünkü şifrem yazıyor orada bayağı hakikaten. Daha sonra bana böyle bir şantaj maili geldi hakikaten. Bak senin şifren şu. Elimizde bilmem ne bilmem ne müstehcen görüntülerim var. Şu adrese Bitcoin at yayınlarız diye. Aslında en geçerli yol sanırım oltalamada kullanılıyor yani. Aynen öyle. Mesela şey var. İşte finansal bilgilerin çalınması, kart bilgilerin çalınması da yine aynı bu işlerde kullanılıyor. Bir şeyler almak için, satmak için, bilmem ne için. Sağlık bilgileri çalındığı zaman enteresan hikayeler oluyor. Mesela sigorta başvurusu, sigortadan para alma senin yerine. Tamam mı? Ondan sonra senin adına ilaç alma falan gibi başka şeyler de var mesela. Onun dışında kullanıcı adı ve paraların çalınırsa abi o zaman yine oltalama konusunda, phishing konusunda bir sürü şey oluyor. Ama esas hikaye şu, eğer parolan giderse o parolayı kullandığın başka siteleri ele geçirerek daha büyük şeylerin peşine düşüyorlar. Anlatabiliyor muyum ne demek istedim? Bir de şimdi oltalama diyoruz abi. Senin eğer atıyorum bir pet shop sitesinde örnek veriyorum tamamen. Pet shop sitesinde bir tane hesabın varsa ve bu hesabın çalınırsa ben neyi öğrenirim seninle ilgili internette bilmediğim?
bir pete sahip olduğunu, bir evcil hayvan sahibi olduğunu öğrenirim. Ondan sonra sana ortalama atarken kedi videosu atarım. Kedi videosunun içerisine bir tane shell kod eklerim. Sen o kedi videosunu izlerken senin bilgisayarını ele geçiririm. Ondan sonra YouTube cookie'lerini alırım. YouTube cookie'lerini alıp kendi bilgisayarıma koyarım. Senin YouTube kanalını alırım. Üstüne de sen su içersin. Oh maşallah. Ketchup gitti. Kep gitti. Oo şimdi bak, anladım abi. Evet. Peki bir şey diyeceğim. Hiç bunu bu verili... Ya şimdi Can öncelikle bir şey söyleyeceğim. Sen konuyla ilgili de bir de bir tweet de attın da abi. Ha, hackerlar şey yöntemini kullanıyorlar mı? Data gerçekten yemek sepetine ait olmayabilir. Çünkü yemek sepetinin bir inkar açıklaması var abi öncelikle. Hani biz kesinlikle bu durumu böyle bir şey zaten ciddiye anlıyoruz hukuk mukuk falan filan bir açıklama yaptılar. Hackerlar bu yöntemi kullanıyorlar mı bir? İkincisi sen ne diyorsun bu meselede? Biraz abi fazla şimdi yemek sepeti biraz seri mi hackleniyor? Sizin sektörde böyle şeyler olabiliyor mu? Şimdi bu şimdi olmayacak diye bir şey yok. Her şey olabilir. Yemek sepetinde de burada datanın tamamı da yemek sepeti olabilir abi, tamam mı? Ama böyle bir teyit yok elimizde. İnsanlar diyor ki ben işte bilmem kimden e-mail aldım. Benim yemek sepetindeki adres açıklamam var. Evet, bu böyle bir tweet var. Evet, böyle olduğu için de ben yemek sepeti olduğunu düşünüyorum. %100 haklısın baba. Bunu bir cebe koy. Peki 30 milyon yer yerde 50 milyon kayıt olduğu söyleniyor. 30 milyon kaydın tamamı veya 50 milyon kaydın tamamının yemek sepetinden gelip gelmediğini nereden biliyoruz abi? Bilmiyoruz. Çünkü datayı görmedik. Tamam mı? E sen bunu kalkıp bu bütün yemek sepetinin şeyidir diye yazabilirsin. Ama yazarken iddiadır bu diyeceksin abi. Yani böyle bir iddia var. Sen datanın tamamını görmedin. Bu bir. İkincisi özellikle Raid Forum gibi bir web sitesinde. Zaten Darknet'te falan satılmıyor. Kabak gibi normal internette satılıyor. Böyle web sitelerinde tamam mı? Şunu yaparlar. Oradan 100 bin tane data alır. Mart ayı datasını tamam mı? Gider ondan sonra 1 milyon tane bilmem nere datasını. 1 milyon tane LinkedIn datasını. Bilmem neyi alır. Böyle güzel bir buket, bir potpourri. Böyle bir ortaya karışık. Ne vereyim abime hesabı? Doldurur böyle hepsini. Baba bak 30 milyonluk database. Bak bu da ispatı. Tak 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 çıkartır koyar yemek sepeti bilmem nesini. Der ki yemek sepeti bu. O zaman fiyat arttırıyor herif. Adamın amacı orada fiyat arttırmak. Yani ürün ne kadar çok kayıt sahibi ise içinde varsa ne kadar çoğu böyle high profile yüksek profilli bir siteden geliyorsa adam da ona göre cukkasını arttırıyor yani. O yüzden bir durun ya bir bakın abi emin miyiz ondan bir? Emin olun eyvallah hiçbir lafım yok. Eyvallah ya ben senin dediğinden şöyle bir plan çıkardım abi. Yani buradaki hackerlar, hacker arkadaşlar şeyi yapmış olabilirler. Atıyorum ellerinde çok güçlü bir database vardır. LinkedIn'den kimdir yemek sepetinin CTO'su ona bakıyordur. Oradan onun adres bilgisine bakabiliyordur yani. Ya Can bunlar bizim hayati tehlike taşıyor mu Can bunlar bizim açımızdan? Yani biz korkmalı mıyız abi nedir ya bizim başımıza hani... Abi şimdi yani şu anda bizde bunun işin makarasındalar insanlar ama hani hastane sistemlerine giren ve oradaki doktorları kandırıp ondan sonra işte atıyorum veya oradaki ITG'yi hackleyip ondan sonra ameliyathanedeki bilgisayarı kapatıp bir hastanın ölümüne sebep olma durumu oldu. Oo. Ona da siber cinayet dendi. Yani bu yaşandı bunun 90'lı yılların sonunda. Hani yani biz daha olayın hani işin goy goyundayız. Açık söyleyeyim Türk halkı olarak millet o yemek sepeti eklenmiş oley falan şeklinde katılıyorlar ama kazın ayağı değil yani orada iş yarın öbür gün daha büyük noktalara gider. Ha, paranoyak olmaya gerek var mı dersen onu sor. Aynen hani, abi yok. Ya. Yok abartma canım o kadar da değil yani aynen. Ama hani çok da süt limanda değil anlatabildim mi durum? Peki bir şey diyeceğim bu veri sızıntıları kredi kartı bilgilerimizi kapsamıyor değil mi abi? Genelde kapsamaz. Çünkü 3-tier architecture diye bir şey var. 3 aşamalı yazılım mimarisi. Heh, tam Türkçesini hatırladım. Bu teknolojide abi payment prosesörü yani ödeme alan sistem outsource edilir. Dış kaynaktır. Aynen. Sistemin yazılımın içinde yer almaz. Sen eğer işte kaydet bu veriyi dediğin zaman o zaman kaydeder sistem yani bu site. Sen kaydet demediğin zaman o işlem esnasında kullanılır ve unutulur. O yüzden eğer kaydetmezsen genelde eğer modern bir mimaride ve dangalakça bir kod yazılmadıysa genelde çok ciddi problemi o adama
Hani diyeceksin ki kredi kartı prosesörü yapan firmalar hacklenmedi mi? Baba o da oldu. Yani ya, hiç kimse aynen. güvende değil dostum. Millet bu konularda ne bedeller ödedi. Bedel peki ödendi Can, yani. Can sana bu videoyu izleyen birçok insan adına çok güzel bir soru soracağım abi. Yemek sepetine kart bilgilerimi sileyim mi lan? Artık çok geç ki gitti. İstiyorsan sil mi? Artık gitti. Eğer orasıysa data çok güzel etrafında vardır bir yerlerde çok güzel buzlu su. sanal kartı sıfırla ve bir daha girme diyorsun. Ciddisin yani bu. O zaman hiçbir senin ödeme altyapısına kaydolmayalım abi. Abi olmayın ya. Ben hayatım boyunca bak Google Pay'e, Apple Pay'e onlara şey yapın. Onlar ayrı aynen. bir teknoloji. Tamam mı? Nedir abi onları onlar ayıran? Onları ayıran abi kart bilgisinin tamamını direkt olarak tutmaması artı kart bilgisini tuttuğu bilgiyle senin onay token'ını tutuyor aslında. Tamam. Ha, yani MasterCard. Şöyle ben anlattım onu abi. Token muhabbetini. Token'ını tutuyor adamlar. Evet. Şeyi tutmuyorlar yani. Kart numarasının tamamını evet, tutmuyorlar. Evet. Onlara güven abi. Onlarda sıkıntı yok. Ya ne kadar yok hani. Ama zaten hani diğer yerlerde vardır. Ha bir de yani ne yaparsın? İşte sanal kart kullanırsın. Kart bilgilerinizi de kaydetmeyin abi sağa sola. İşte yok kitapçı, yok sigortacı, yok bilmem. Oğlum sigortacı Türkiye'de evet, hala abi. E-mail'da kart gönderiliyor ya. Abi ben geçen gün yolladım fotoğrafını yolladım. Abi bu, bence dünyanın kapat en büyük yakınlığı. Kapat bak. Kapat Çağdaş kapat ya. Kapat beni hasta etmeyin kapat. Abi o zaman görüşürüz ben kaçıyorum. Kendine çok iyi bak abi. Git hadi öpüyorum kendinize iyi bak. Eyvallah hadi. Abi teşekkürler eyvallah. Görüşürüz. Abi. Görüşürüz abi. Fırçayı da yedik valla abi iyi bak kendine. Evet, Can'ı da dinledik. Yine arkadaşlar şu kredi kartı meselesi öne çıktı. İşte sanal kart kullanacağız, bunu unutmuyoruz. Bir de yeni bir bilgi daha edindik. Sanal kartlarımızı platformlara kaydetmeyeceğiz. Olay buymuş yani. Fakat süreç nasıl gelişecek yemek sepeti meselesiyle ilgili bunu da hep birlikte göreceğiz. Başka bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.